sen? Debora 20 kat emezsin. Burada ne kadar para var sen biliyor musun? O parayla biz milyar ev alırız, 50 tane ev çiftlik alırız, 500 tane ne taşıdık biz bu kadar zaman. Melike biraz aparsak mı az bir şey? Saçmalama Necmettin, onların hepsi sayılıdır. İçinden alırsak anlar peşimize düşerler, olmaz. Melike bu kadar parayı saymak için büyük matematik kafası lazım yani. Saçmalama, ben göz hakkı biraz şey yapacağım. Benim de gözümün hakkı. Bırak. Bırakır mı sen biraz? Bırak dedim. Söser misin? Göz hakkı ya, göz hakkı. Bırak dedim. Dökme yara Melike ya, göz hakkı. Bırak dedim sana. Az bir şey, al bir yer. Hayır, karışma benim o. Kimsiniz? Ne bunlar ya şimdi? Elinizi kaldırın. Alın bunları. Etrafını sarıldı. Kaldır elleri. Alın. Elleri havaya. Alın. Bunu al. Alın bunu alın. Alın bunları. Bunu alın. Alın alın. Bunu alın. Bunu alın. Ay. Yazdı arabaya. Memur Bey. Ay acıttınız canımı. Ya acıtma da yapın ya. Konuşma. Dur. Onu öyle tutmayın üstümüze. Vallahi hiçbir şey yapmadı. Ben çok kapattım. Gidiyorum Mehmet'ciğim. Diğer tarafı kontrol et. Alın arkadaşlar o tarafı. Yolun sonuna geldik. Buraya kadarmış Melike. Mehmet'ciğim. Melike. Ne ettin Necmettin? Ne ettin sen Necmettin? Necmettin çekilmezsin. Ne ettin Necmettin? Sayın seyirciler, yıllardır yakalanamayan kalpazanlık çetesi an itibariyle çökertildi. Çetenin elebaşı, Sivas'ın Yiğidos'u Necmen olarak bilinen Necmettin Çekilmez olduğu da bilgiler arasında. Geliyorlar. Ne bu? Ne oluyor bu? Ne bu ya? Birbirinize kahraman Necmen'i tanıtıp tüm halkı kandırdınız. Neler söyleyeceksiniz? Kaç yıldır bu kilişin içindesiniz? Ailemizin kalpazan olduğu söyleniyor. Çocuklarınızı bu işlere karıştırmaya utanmıyor musunuz? Arkadaşım benim bir günahım suçum yok ya. Kandırıldık diyorum. Tuzağa düşürürlük biz tuzağa. Evet sayın seyirciler, Necmettin Çekilmez an itibariyle polisin kendisini büyük bir operasyonla tuzağa düşürdüğünü itiraf etti. Aa ne münasebet canım. Biz masumuz, biz hiçbir şey yapmadık sayın basın mensupları. Oğlum bak gel burnunu delin içine, beynimi çek. Oğlum çek kameranı, kıralım kameranı bak ha. Yapma Necmettin dur. Çetenin en genç şeyler o parçasını duydu. Ben de anlamadım ki. Ya biz mağduruz tamam mı? Tehdit ettiler bizi ya. Ya çekmeyin abicim, çekmeyin ya. Ya çekmeyin, biz de tehdit ettiler ya. Çocukların babaları tarafından. Çekmeyin. Divalarca vururum sana. Yavrum. Çekmeyin ya. Yavrum. Karşı karşıyayız. Biz niye bu kadar uzaklaştık? Çalı çırpıyı başka yerden de toplardık. Çalı çırpı bahane kızım. Biraz baş başa kalalım istedim. Ya yalan söyledin bana. Yalan söyledim tabii, ne yapayım? Yani senin yüzünden sevgili olduğumuzu herkesten gizliyoruz. Ve ben sevgilimin elini tutmak istiyorum. Tamam ama biraz daha katlanacağız Yağmur. Neden ya, neden? Ya ben sevgim, aşkım, herkese haykırmak istiyorum. Sana sultan bile duysun istiyorum ama sen buna izin vermiyorsun. Tamam ama zaman değil daha Yağmur. Lütfen ısrar etme. Tamam. Tamam ama daha fazla baş başa kalacağız. Söz ver. Tamam söz. Hadi bekliyorlar, şüphelenecekler şimdi, çok uzaklaştık. Bak. Ha şurada çalı çırpı var. Şunlardan toplayalım. Oh. Kocaman buldum. Melek. Hı, efendim. Çalı çırpı toplarken ben çok güzelsin biliyor musun? Sen de öyle dikilirken hiç güzel değilsin. Gel buraya yardım et. Tamam geliyorum.
Mahmut. Mahmut. Yapma dedim sana. Niye? Ama işte. Ya kaçma. Hayır. Kaçma. Evet aşkım ya. Baksana ne egzoz kokusu var ne bir şey. Sadece toprak kokuyor. Of. Ya biz insanlar sırf kendi menfaatlerimiz için dünyayı diğer canlılara dar ediyoruz. Ay aslında onlar da en az bizim kadar hak ediyor yaşamayı. Ama anlayamıyoruz bunu niyeyse bir türlü. Vallahi Mehtapçığım çok haklısın. Hele bazı insanlar var bildiğin oksijen israfı. Ama hayvanlar öyle mi hiç? Canlarım ya. Evet ya. Hele böyle ormanları yakıp yakıp kocaman kocaman binalar, fabrikalar falan dikiyorlar ya ben iyice uyuz oluyorum. Vallahi ben de. Fabrika demişken Sercan, sizin de fabrikanız vardı değil mi kardeşim? Bizim fabrikalar var da ne alaka? Oğlum hem bizimkiler doğal fabrika hepsi. Mehtap, susadın mı yoksa? Evet de bitmiş suyumuz ya. Bitsin. Az ileride bir tane çeşme var. Böyle buz gibi suyu akıyor. Oradan kana kana içersin. Gidelim beraber. Yekeciğim, sen hiç yorulma. Biz bunu Sercan'la beraber doldururuz. Hem bak doğal çeşmede doğal çeşme varken ben 2-3 tane bidon ayarlayayım. O bidonları doldurayım, eve götüreyim, beraber içeriz. Ay çok iyi düşündün Yekeciğim ya. Çok iyi olur öyle. Yekeciğim ne Allah aşkına ya? Yekeciğim Türkmence biriciğim demek. Ne kadar tatlıymış. Yekeciğim, sen git de şu bidonları bir doldur da gel bir koş hadi. Niye? Sen niye gelmiyorsun? Yok, ben burada Mehtap'la beraber kalayım şimdi. Orman ya, yalnız kalmasın. Bence ikiniz de gidin, ben yalnız kalayım. Olur mu? Çünkü böyle bir yalnız kalıp doğayı dinlemek istiyorum, siz gidin. Ding dong. Duydunuz yine sesini Sercan Bey. Yürü. Arı sokacak. Bu anın bitmesini hiç istemiyorum. Ben de. Ne yapsak Melik? Çekip gitsek mi? Ha? Sadece ikimiz, sen ve ben. Dur, yavaş ol biraz. Birbirimizi daha yeni tanıyoruz Yağmur. Ya işte baş başa olursak daha rahat tanırız diye söylüyorum. Zaten burada sürekli bir aksiyonun içindeyiz. Bir sürü cephede savaşıyoruz. Yani önemli olan zaten savaşta birbirimize sahip çıkabilmek Yağmur. Bakalım aşkımız her engeli aşabilecek mi? İlişkimizi sınava sokacağız yani öyle mi? Yani. Sen bana güvenmiyor musun? Yani. Demek öyle ha? Şaka yapıyorum. Ama biraz zamana ihtiyacımız var Yağmur. Baksana ortalık daha yeni duruldu. Evet. Ama bak Rukiye'nin el Ekrem Bey barış anlaşmasını imzaladılar. Yani güzel günler yakında. Evet. Aman dilini ısır, nazar değdireceksin. Bu kadar çabuk mu ya? Dur, hemen kötü düşünme öyle. Baksana kimmiş o? Babam. Babacığım. Kızım, çabuk emniyet müdürlüğüne gel. Ablanı, enişteni, çocukları, herkesi gözaltına almışlar. Ne? Baba ne diyorsun sen? Çabuk gel diyorum. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Annenle geçiyoruz biz. Tamam babacığım, hemen geliyoruz. Ne olmuş bak lütfen alıştırıyor sıra söyle tamam mı? Bütün çekilmezler gözaltına alınmış. Çocuklar dahil. Ne?
Sen beni akmak mı zannediyorsun lan? Akmak ne oğlum ya? Ahmaktır o, ahmak. Bana bak. Benim kellemi işlemiyor mu sandın? Yekeciğime göz koydun, onu kandırmaya çalışıyorsun. Ama ben buna izin vermem. Seni doğduğuna pişman ederim. Aman da aman. Aman da aman da aman. Ay ben kıyamam ya, kıyamam. Büyümüş de bezirgen başı olmuş da bana posta koyuyor. Şuna bak ya. Adam gibi uyarıyorum diyelim. Benim Mehtap'la ayakları yere basan güzel bir ilişkim var. Ve harcatmam. Oğlum sen şaka mısın ya? Neyi ayakları yere basıyor sizin ilişkinizin ya? Pardon da yani. Sen evlisin, evli. Ya o evlilik... Ne evlilik, ne o evlilik, ne? Hiç öyle bahanelerin arkasına sığınma, tamam mı? Sen eğer gerçekten Mehtap'ı sevseydin, Mehtap'la evlenirdin, o formaliteye de gerek kalmazdı. Ya bilip bilmeden konuşmak... Neyi bilip bilmeyeceğim ya? Ben her şeyi biliyorum, her şey, bütün mal ortada işte. Sen var ya sen, evli olduğu halde gözü dışarıda olan, genç kızları ağına düşürmeye çalışan bezirgen başının birisin işte, nesin? Aldın mı bezirgenin başını? Bu sadece küçük bir uyarıydı. İnşallah bundan sonra aklını başına alırsın da bu gıyskacık boyunla aramıza girmeye çalışmazsın. Benim aklım gayet başımda Sırık Efendi. Ama sen şunu bil, kafa atmak değil, kafamı koparsam bile Mehtap'tan vazgeçmeyeceğim. Ya sen Mehtap'tan vazgeçmesen ne olur ya? Mehtap zaten beni seçti ve sen bunu değiştiremeyeceksin. E tamam. Madem sen Mehtap'ın sevgisine bu kadar güveniyorsun, o zaman kararı kendisi versin. Ne oldu? Korktun mu? Ya ne korkacağım? Ben Mehtap'a da ilişkimize de güveniyorum. Bakalım Mehtap ilişkisine bu kadar güveniyor mu? Peki Hodri Meydan, Mehtap zaten sana en kısa zamanda ağzının payını verecektir. Tamam güzel. O zaman şimdi çık yolundan da Mehtapçığımı su götüreceğim. Aşkım suyun geldi. Ay çok şükür. Çok mu uzaktaydı çeşme? Yok canım yok. Çok uzak değildi ama... Sercan kardeşle böyle tatlı tatlı gürleştik. Meğerse ne kadar ortak yönümüz varmış. Allah Allah. Tabii ya Mehtapçığım. Bir gürleştik, bir gürleştik ki sorma. Yani o bana Türkmenistan'dan bahsetti. Ben ona Türkiye'den bahsettim falan derken... zaman nasıl geçti anlamamışız yani. Senin kafana bir şey mi oldu Sercan? Yok ya önemli bir şey değil. Oduna çarptım. Lazım öyle arada. Baş taşa değmeden akıl başa gelmezmiş. Mehtap. Sercan. Aa. Ne oluyor ya? Ne oldu? Ne bu telaş? Ya babam aradı az önce. Ablamlar gözaltına alınmış. Acilen gitmemiz lazım. Hadi hazırlanın. Ne? Niye? Ne oldu ki? Abi buraya gidince öneririz. Hadi. Hadi Sercan. Hadi tamam hazırlanın hemen. Toplanın, toplanın. Söyle, nereye götürüyordun o paraları? Kime teslim edecektin? Ya kaç kere daha anlatacağım yani. Vallahi da billahi da tillahi da bilmiyorum ben. Hatta o paralar sahteymiş falan, onlardan hiç haberim yok. Bizi salın gidelim artık lütfen. O kadar kolay değil. Bak koçum, burası var ya burası. Yolun sonu. O yüzden şimdi güzellikle öt bakalım. Kimseyi korumaya falan da kalkma. Benim kimseyi koruduğum yok komiserim. Bakın biz kendi halinde bir aileyiz. Bugüne kadar hiç suça karışmadık. Ay ne işimiz olur bizim dolandırıcılıkla, kalpazanlıkla falan. Yemin ediyorum masumuz biz. Bırak bu masum ayaklarını. Elimizde sağlam deliller var.
Nerede basıyordunuz o sahte paraları? Depoda mı? Evde mi? Nerede? Benim çitlik sahibim. Baytarım ben. Ben baytarım ya. Ekmek musaf şapsın. Biz bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olduk. Haberimiz yok. Tehdit edildik. Rehin alındık. İstemiyorsanız inan. Aman istemiyorsanız inanmıyorsanız çocuklarıma sorun. Bir sürü çocuğum var benim. Evet, rehin alındık. Tehdit edildik. Aynen. Çok pis tufaya düşürüldük. Yavrum, tanem yalan söylemeyin çocuğum. O evde sizden başka kimse yoktu. Siz daha çok havuz başında keyif yapıyormuşsunuz gibi geldi bize. Çünkü keyif yapıyorduk. Yemek yedik, havuzda yüzdük. Son dondurma yemeyecektim. Biraz daha çikolata var mı? Yani kaçırılmadınız öyle mi? Yok, kimse bizi kaçırmadı. O ancak filmlerde olur akıllı. Necmettin Çekilmez. Bütün foyan ortaya çıktı. Bak ben gergin adamım. Hadi yorma beni. İtiraf et. Amirim çocuk o daha ya. Şirin benim en küçük çocuğum yani. O durumu anlamasın, çakmasın diye ona öyle dedik yani. Oyun oynadık ona. Bana inanmak zorundasınız. Ben doğru diyorum artık. Kes salavrayı, kes. Artık mahkemede hakime anlatırsın derdini. Su içebiliyor muyum? Hakim Bey, tamam kabul ediyorum. Bütün suç benim. Her şeyi ben yaptım. Kimsenin hiçbir günahı yok. Kabul ediyorum. Bütün suçu üstüme alıyorum. Necmettin, ne diyorsun hayatım? Doğruları anlatsana Hakim Bey'e. Belki yıldım ya. Yıldım, bıktım. Ne yaptıysam olmadı yani. Vallahi bıktım artık yani. Hakim Bey, kusura bakmayın. Ben kabul ediyorum, itiraf ediyorum. Bütün her şeyi kendim yaptım ben. Benim hanımımın, çocuklarımın falan hiçbir günahı yok. Lütfen onları rahat bırakılsın. Benim cezam neyse verin. Ben cezamı çekeyim. Bitsin bu işkence lütfen. Hakim Bey, şu anda sevgili eşim bir panik atak gibi bir şey geçiriyor. Lütfen ciddiye almayın. Çünkü şu anda söylediklerim hepsi yalan. Gerçekten. Evet. Evet, yalan. Hakim amca, tüm BTS'in üzerine yemin edebilirim ki babam suçsuz. Benim yeminim daha çok geçerli. Tüm Exxon'un üzerine el basarım ki gerçekten babamın hiçbir suçu yok. Sessizlik. Söz vermeden kimse konuşmayacak. Gereği düşünüldü. Tanıkların ve sanık Necmettin Çekilmez'in bizzat verdiği ifadeye dayanarak sanık Melike Çekilmez'in tahliyesine. Babam suçsuz oldu, anlaşıldı işte, herkesin suçsuz. Biliyordum ya, biliyordum. Sanık Necmettin Çekilmez'in bir sonraki duruşmaya kadar tutukluluk halinin devam edilmesine karar verilmiştir. Ne? Nasıl, ne dedi? Yok, olamaz. Nasıl yani? Anne bir şey desene. Yavrum, ben ne söyleyebilirim ki? Adalet karşısında boynumuz kıldan ince. Ne? Yok, götürmeyin kocamı. Baba. Kocamı götürmeyin, ne olursunuz götürmeyin. Necmettin! Necmettin, ne olursun. Necmettin, bırak beni, ne olursun. Necmettin, anne. Melike, ağlama. Çimen gözlerini serilip uzandım. Yapma, gözümü seveyim bak. Şu an en böyle ayakta durman gereken zaman yani. Çocuklarımı sana emanet. Hadi hoşça kal. Hayır, hayır, bırakın beni. Anne, bir şey ya. Anne, üzülme. Adalet olur çocuğum. Yapma yavrum. Hukuk adalet sonsuz. Adalete güvenimiz sonsuz. Yağmur, haberler kötü. Eniştemi içeri aldılar. Şirin'e şimdilik bir şey söylemem. Buraya gelsen iyi olur. Damat, nasıl geçiyor bakalım öyle mahpusluk günleri? Bak, şuraya da şöyle bir foça attık mı, böyle denk olur, içeride bir daha atmazlar. Allah, ana ne alaka, içeride öyle bir şey yok, öyle faça maça olaylar, öyle bir yer değil ya, ne diyor Melike? Anne lütfen, şu durumda ciddi ol bari. Kendi düşen ağlamaz be, bir işi yapmadan önce düşüneceksin. Anne yeter, ne yapsın adam ya, suçsuz yere içeri girdi, kolay mı? Suçsuz değil. Suçsuz değil. Cezasını çekecek. Yasa dışı iş yapan cezasını çeker. Enişte bak, lütfen merak etme. Hakim hata olduğunu anlayacaktır bence. Evet baba, sakın umutsuzluğa kapılma. Ama
aman sayılı gün çabuk geçer ya, ne olacak ki? Bak 15 yılın ilk bir saatini doldurdum bile. Vallahi tebrikler ya. Nasıl geçti? Hop hop. En azından 15 sene eve geldiğimde bir birey eksilmiş olacak yani. Takdiri ilahi yani, Allah'ın izniyle inşallah. Dönüp de bulamamak da var Melika yani, değil mi? Babacığım şimdi biz seni hiç göremeyecek miyiz? Tatlım sen merak etme. Anneannenin her dediğine de inanma. Bana boşuna Yıldırım Ekrem demediler. Sen hiç merak etme damat. Ben ilgileneceğim. Allah razı olsun babacığım. İyi ki varsınız yani. Hepiniz, anam da iyi ki. Sen de iyi ki varsın abi ya. Sen yokken ne yapacağız bilmiyorum. Adamsın, sağ ol. Oğlum ben yokken çiftliğe iyi bakın yeter yani. Bak eşekler sağ emanet. Aç susuz bırakma onları. Yağmur gözümü seveyim. Merak etme abi. Gözüm gibi bakacağım hepsine. Sağ ol. Görüş bitmiştir. Oh hadi. Ben de sizi seviyorum bak. Ananız size emanet, birbirinize de güzel mukayyet olun bak. Ama sen hiç merak etme, o ya bana emanet. Evden dışarı çıkamaz, kırarım bacaklarını. Oğlum. Necmettin, sana eşya falan bir şeyler bıraktık biz. Teoman da seni düşünüp bir şeyler bırakmış. Ne düşündü Melike gider ayak ya Teoman'a? Adam siyanurlu mektup falan koymuştur bana. Öldüresi var beni. Aşkım saçmalama. O da en az bizim kadar üzgün. Ya ne üzgünü, ben onun üzgünlüğünü falan gıcık herif istemiyorum. Ben onun her şeyini geri götürüm. Hiçbir şey istemem hadi, yani. Hadi gidiyoruz hadi. Ay nefessiz kaldık burada vallahi. Dışarıda hadi sana kolay gelsin damat. Tamam hadi. Hadi kalk dur Yağmur. Necmettin. Bana... Tamam Melike hadi. Şirin'e iyi bir şey yapın. Hadi sağ ol. Gel kızım. Hadi şey yapın. Bana bak şu Memnun'u benim yarın yanıma bir yolla da ona bir diyeceklerim var benim önemli. Ama hadi. Sen benim tişört mü giydin lan? Yok abi benim bu. Ha güzel tişörtmüş hadi. Hadi çık sen de hadi. Olduğu için olabilir mi anne? Hadi yiyin, yiyin. Yemeğinizi yiyin. Şu resimde kaldığının gözümün önünden ya. Yani baktıkça iştahım kapanıyor. Belli anne iştahının kapandığı. Maşallah nefes almadan yiyorsun. Sen benim lokmalarımı sayacağına... Kalpazan kocanın hapisteki günlerini say istersen. Rukiye. Anne. Ne diyorsun ya çocukların yanında? Doğru bir şey söylüyorum. Mahkemede kendi itiraf etmedi mi? Tek tek anlattı. Her şeyi ben yaptım dedi. Babamın bir suçu yok anne. O bizi kurtarmak için yalan söyledi sadece. Heh. Bak. Mahkemeye yalan beyandan bir ceza daha alacak. Çocuklar, bence siz artık unutun babanızı. Ben babamı asla unutmayacağım. Ben de. Ben de. Aa, unutulur be. Her şey unutulur vallahi. Bak Melikeciğim. Sen anne sözü dinle. Hazır kocan yüz kızartıcı bir suç işlemişken boşanma davası aç. Vallahi tek gelse de boşanırsınız. Allah. Rukiye anne. Yapma ama. Çocuklar ben sizi yatırayım. Hadi kızım. Afiyet olsun. Anne beğendin mi yaptığını? Aa. Ben ne yaptım ayol? Onların herhalde uykusu geldi, kalktı gitti. Rukiye, bazen dilinin altında böyle bir yılan beslediğini falan düşünüyorum. Ya çocukların ne kadar üzgün olduğunu görmüyor musun? Ya bu durumu niye bir fırsat biliyorsun? Ay ay, bana laf söyleyene bak sen. Sen değil misin be? Boşandığımızda aldın çocuğumu Almanya'ya götürdün. He? Anne! Baba, ne oluyoruz senin? Niye başladınız kavga etmeye ha? Tamam kızım, tamam. Yani işte böyle çocuklar işin içine girdiğinde bazen ebeveynler kendilerini kaybedebiliyorlar. Rukiye, hayatım kahvemizi yukarıda alalım mı? Tamam hayatım. Hadi ben doydum zaten. Hadi. Ben yaparım. Ben...
Ben kahve yapacağım. Sen de ister misin? Senin elinden zehir olsa içerim. Sence babam altta mı yatıyordur, üstte mi? Ne? Babam diyorum. Randanın altında mı yatıyordur, üstünde mi? Babanın kapalı alan fobisi var kızım, bilmiyor musun? Üstte yatıyordur o. Babam yüksekten korkar, akıllı mı unuttun mu sen? Şirin, ablacığım sen daha uyumadın mı? Babamı öpmeden uyuyamam. Biri geliyor. Çabuk çabuk, herkes yatar. Uyumadığınızı biliyorum. Bana numara yapmanıza gerek yok. Kalkın. Niye uyumadınız? Hadi söyleyin bakalım. Babamı düşünüyoruz. Biz burada evimizde rahat yataklarımızda uyuyabilelim diye göz göre göre cezaevine girdi. Hem de hiçbir suçu yokken. Çocuklar, anne baba olmak tam da bunu gerektirir. Çocukların mutluluğu, sağlığı her şeyden önce gelir. Ama haksızlık bu. Benim babam süper bir baba. Hakim amca niye ona ceza verdi ki? Necmettin abi sağlam adamdır, tamam? Orada başın çaresine bakar. Ama sizin de Necmettin Çekilmez'in çocukları olduğunuzu göstermeniz lazım. Hadi, herkes yatağa. Yarın güzel bir gün, hadi. Bir de biz bu halde okula mı gideceğiz? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben zaten gitmiyorum. Abim ve ablan gitmezse ben zaten gitmiyorum. Oho! Ya ben deminden beri kime ne anlatıyorum, ha? Hayır efendim, olmaz öyle şey. Yağmur abi, Allah aşkına. Babam pisteyken oturup ders mi dinleyeceğiz? Kaya, baban tam da bu yüzden işlemediği bir suçu üstlenmedi mi? Ha? Siz sırf hayatınıza devam edebilin diye yaptı ne yaptıysa. Yağmur abi ya. Yağsı yok. Kaya, yağsı yok. Şimdi mızmızlanacak mısınız? Yoksa babanızla yakışık gibi davranacak mısınız? Ha? Yağmur abi haklı. Kendimize geleceğiz. Ve böyle oturup mızmızlanmayacağız. Birer Çekilmez olduğumuzu herkese göstereceğiz. Aynen. Doğru söylüyorsun. Babamızın bizimle gurur duyması lazım. Benimle de gurur duysun. Evet, o zaman elleri görelim. Bir. Hadi. İki. Üç. Çekilmezler. Seviyorum sizi. Hadi bakalım. Hadi şimdi herkes yatağa. Hadi. Yarın güzel bir gün. Hadi. Hadi. Tamam. Oya. Şirin. Allah aşkına söyle, şu sihirli değneğini nerede saklıyorsun sen? O ne demek? Çocuklara dokunduğun an böyle hop diye değişiyorlar, güzelleşiyor. Neye dokunursan her şey güzelleşiyor. Ben bir şey yapmadım ki. Sadece umut verdim onlara. Umut etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceksin, değil mi? Yani umut etmezsem nasıl yaşayabilirdim ki? Annem ya da babamın bir gün geri dönücü umuduyla büyütmeseydim kendimi, emin ol yaşayamazdım. Ama dönmediler. Ama dönmediler. Ben de daha ellerini koydum yerlerine. Senin sayende, sizin sayenizde. Senin sayende.
Yağmur, umut etmekten hiçbir zaman vazgeçme, tamam mı? Ve o sihirli deneyini de hiçbir zaman kaybetme. Sen de benden hiç vazgeçme. Olur mu? Necmettin Çekilmez, ey! Neydim demeyeceksin, ne oldum diyeceksin. Bak, gördün mü? Bu dünya sana da kalmadı. Şimdi sana soruyorum. Sen mi büyüksün? Ben mi? Ben büyüğüm Neco, ben! Destur. Memnun. Ya ödümü koparttın. Ne yapıyorsun burada sen? Hiç. Buralar tozlanmıştı da tozunu alıyordum. Takibi Necmettin abimiz gitti. Gitti abimiz gitti. Gitti cezaevlerinde. Hapislerde mapuslarda çürüyor abimiz. Memnun saçma saçma ağlama ya. Ne çürmesi ya? Çıkaracağız biz o adamı oradan. Abi, hiçbir yere çıkartamazsın. Bence siz Necmettin Bey'i unutun. Çiftliğini satın gidin. Adamın yokluğuna fırsat bile malını mülkünü mü satacağız ya? Biz Necmettin Bey'i kurtaracağız abi. Vallahi boşa uğraşırsınız. Ben size söyleyeyim. Ben de kendime yeni iş bulacağım. Vedalaşmaya geldim. Ya saçma saçma konuşma. Herkes hayatına devam edecek. Sen de şeye gidiyorsun. Necmettin abinin yanına. Ne? Ben de mi hapise gireceğim? Abi ne hapise girmesi ya? Görüşüne gideceksin. Sana önemli bir şey mi söyleyecekmiş? Önemli bir şey. O zaman iş değişir. Ne de olsa en güvende eleman benim. Necmettin abim beni çok sever. Belki de çiftliği bana bırakacak. Memnun. Hadi oyalanma abi, hadi.
Bir dakika ya. Belki de işime son verecektir, ondan çağırıyordur. Memnun. Gidiyor musun, gitmiyor musun? Tamam, tamam, gidiyorum. Yağmur. Bak, ben bugünkü yemeği alırım, he. Çok çalıştım. Memnun. Düşmanlarımız gitti. Bence çıkabiliriz. Hadi iki büklüm kaldım burada, çıkalım lütfen. Olmaz. Tekrar gelebilirler. Burada bekleyeceğiz. Ne zamana kadar bekleyeceğiz böyle Şirin? Yağmur abi gelene kadar. Yağmur ne alaka? Çünkü o düşmanları korku salıyor. Hepsiyle dövüşüyor. Yağmur mu? Hı hı. O benim süper kahramanım. Ben de onun prensesiyim. O beni hep kurtarıyor. Ama bu sefer Yağmur'u beklemesek ha? Çünkü Yağmur çiftlikte. Çıkalım mı? Hadi. Olur. O zaman biz de onun yanına gidelim. Çiftliğe mi? Hı hı. Şirin, Melek. Ne yapıyorsunuz siz orada? Hiç. Düşmanlardan saklanıyoruz. Hangi düşmanlarmış onlar? Oyun oynuyoruz babacığım. Yağmur'la hep oynuyorlarmış da. Doğru düzgün bir oyun bulamamış mı Yağmur Efendi? Küçücük kıza düşman falan öğretiyor ha? Yo, süper kahramanla öğretiyor. Neyse, biz gidiyoruz çiftliğe. Çiftliğe mi? Yağmur da orada zaten. Şirin ısrarla çiftliğe gitmek istiyor da babacığım. Sadece Şirin mi ısrar etti yani? O mu istiyor? Evet. Babamı göremiyorum. Bari eşekleri göreyim. Lütfen. O zaman ben de geliyorum. Hem o eşekleri görürüm hem de eşek başını görürüm. Hayır, biz tek gideceğiz. Hayır efendim. Ben de geleceğim. Geleceğim. Gelmeyeceksin. Sen dedene karşı mı çıkıyorsun bakayım? Tamam. Ben gelmiyorum. Teşekkürler dedeciğim. Bye bye. Gidin bakalım. Git. Takibi değişmettin abi. Şşş. Oğlum sus lan. Ne yapıyorsun? Sus. Abi sus lan. Abi küçüme gidiyor ya. Vallahi seni böyle görmek küçüme gidiyor. Allah kurtarsın seni abi. Sağ ol Yiğit'im, sağ ol. Kurtaracak Allah'ın izniyle. Bana bak lan, sana diyeceklerim var. Ondan çağırttım seni. He abi, bak ben sana söyleyeyim baştan. Ben sana güvenip sözleşme falan hazırlamadım. Beni öyle hemen işten çıkartamazsın. Alırım tazminatımı. Oğlum saçma sapan konuşma. Ne tazminatı, ne kovması bir sus. Şu anda benim en çok ihtiyaç duyduğum an sana. En çok çalışman gereken an çiftlikte. Ben başka bir şey söylemek için çağırttırdım seni buraya. Ya abi baştan söylesene. Yüreğime iniyordu vallahi. Oğlum fırsat vermiyor ki anlatalım yani. Car 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 bir sus. Bana bak. Benim için gizli bir şey yapmanı isteyeceğim. Birini takip edeceksin. Benim için gizlice. O nereye, sen oraya. An be an bütün fotoğraflarını, ne varsa bana buraya getireceksin yani. Anladın mı? He, uyandım. Ajan gibi diyorsun. Adım adım peşinde olacağım. Tamam işte ha, gizli bir şey. Bak ama gizli yapacağız. Eğer millet görürse falan, açığa çıkarsa patlarız. Patlarsak Allah yarattı mı patlatırım ben seni. Ona göre, anladın mı lan? Merak etme abi. Benim büyük anam bana bıdılık kuşu diyordu. Bende hiç gözlük çektik var mı? Yok, hiç yok. Hayatta görünmez. Ulan bıdılık kuşunu görmesek yedireceğim bize, bir sus. Anladın mı sen benim dediğimi? Anladım abi. Anladım da ben şeyi anlamadım.
Kimi takip edeceğim? Yengeni. Ha, yengen mi? Onu bağırma. Allah'ım. Melike yenge nereye giderse peşinden oraya gideceksin. O nerede sen orada bak. Bütün fotoğraflarını an be an bana getireceksin buraya. Ne yaptıysa gözünü dört açacaksın. Bütün kulağını, mulağını, ne kadar organın varsa hepsi böyle dört açılacak. Anladın mı dılım benim? Sen hiç merak etme. Beni yengem fark etmeyecek. Adım adım ensesinde olacağım. Rüzgar olacağım abi. Sen bana bırak o işi. Tamam aferin hadi. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Çok pis bir adamsın sen Memnun ya. Seni göreceğim ben çıkınca. Abi masraf falan yapacağız. Yaptım bak, yaptım bunu. Oğlum parayı alsana, elini niye tutuyorsun? Bana bak lan. Melike'nin yanındaki o iş arkadaşı var, Toraman mıdır nedir? Ona çok dikkat edeceksin Melike'nin yanındaki o adama. Ben yokken orada diş mi dolduruyor yoksa benim boşluğumu mu dolduruyor? İyice bak. Tamam abi. Hadi git tamam. Tamam git oğlum dur. Tamam da dedin ya zaten çık git. Cezamı uzatacak çık. Kutuzun kuşuymuş camış. Melikeciğim bak fırsat bu fırsat. Hazır Necmettin yokken kabul et ne olur. Edemem Teo, ısrar etme. Geleceğimiz buna bağlı ama. Hem Necmettin'in ruhu bile duymayacak. Ya olmaz, ısrar etme diyorum. Ben de biliyorum geleceğimizin buna bağlı olduğunu ama böyle bir zamanda seninle gelemem. Hayatım başka bir zaman yok ama. Hem itiraf et. Teklif ettiğimden beri senin de için kıpır kıpır değil mi? Evet. Ama öyle olsa bile ben Necmettin içerideyken böyle bir şey yapmayı doğru bulmuyorum. Hem çocuklarımı nasıl yalnız bırakıp geleceğim? Melike Allah'ını seversen ya. İki güncük, iki güncük ya. İş için gidiyoruz ha. Eğitimden sonra aldığın sertifikayı duvara astığını bir düşün. Hasta sayımızı ikiye katlayacağız ya. Prestijimiz artacak. Neredeydi bu implantoloji sempozyumu? Ha, Polinesköy'de. Polinesköy'de bir otelde. Hemen şurası ya. Herkes geliyor. Necmettin olsaydı hayatta izin vermezdi. Teo Necmettin ölmüş gibi konuşma arkasından rica ederim. Ya ben öyle mi diyorum Melike ya? Alınganlık yapma ne olur. Birazcık mantıklı düşün lütfen. Ya kocama yalan mı söyleyeceğim ben şimdi? Yazık değil mi ona? Hayır hayır yalan yok. Yalan yok. Yalan yok bir kere. Yani şöyle giderken değil de hani döndüğümüzde anlatacağız her şeyi. Ha diyorsun. Yani yalan söylemiş olmuyorum o zaman zaten. Çünkü zaten söyleyeceğim. Aynen. Yalan söylemeyeceğiz. Ya yani yalan söylememiş olacağız. Ne diyorsun? Yes mi? Ha? Yes mi? Yes. Yes. No. No, 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 no. No. Yes, yes, yes. Lütfen. Yes. Yes. Çok güzel. Ya bakıcılıkta çığır atladım resmen. Önce yaşlı bakıcılığı, sonra çocuk, şimdi de eşek bakıyor. Ne oluyor Yağmur? Çok tertesin. Hoş geldiniz. Yok ya. Yani kendi sınırlarımı görüyorum. Kendimi tanıyorum. Yağmur abi. Hoş geldin. Siz de yapıştınız. Ha? Doğru. Doğru. Hoş geldin Melek. Hoş bulduk. Evet tatlım, daha dans olacaktık. Sevgililer böyle yapışmaz ki. Sevgili. Aşırım. Tatlım bunu nereden çıkardın sen? Oy. Siz beni ne sandınız akıllım? Bilmiyor muyum sandınız? Şirin. Ne var teyze? Arca hiç romantik değilsiniz. Eğer benden utanıyorsanız karabasanın yanına gidip kulaktan kulağa aynı oynayacağım. Bay bay. Bay. Ne Şirin dinlemeyecek miyiz? Yağmur. Ne? Kız haklı.
Sevgililer birbirine böyle mi davranır? Nasıl davranır ki? Bilmem. Yani ama biraz romantizm olsa fena olmazdı. Şirin bakıyor. Baksın ya. Bakmıyorum ben. Hadi öpüşün. Bak. Saçı bana mı? Ya. Beğendin mi yaptığını? Ne yapayım, bakıyorsun? Melek! Sana bakacağım. Duvarıma çok yakışacak o sertifika. Hayırlı işler yenge. Aa, memnun. Hayırdır, hoş geldin. Bir şey mi oldu? Aa, dişim. Dişim çok ağrıyor. Aa. Dişim ağrıyor yenge. Nereye gideceğimi bilemedim. Kurtar beni bu azaptan. Tamam, otur. Otur hemen bakayım. Otur. Ay, sen merak etme şimdi. Aç. Açman gerek. Nere mi? Tövbe tövbe. Nere ne olacak? Memnun ağzını. Yalnız yenge, bende dişçi fobisi var. Ağzım kapalı olsa olmuyor mu? Ha, sen sadece röntgen için mi geldin buraya? Yok aşağı yenge. Niye röntgenliyim ben seni? Aşk olsun yani. Ay, onu demiyorum memnun ya. Aç bakayım. Aç. Bu mu? Yok, öteki. Bu mu? Arkadaki. 30 tane kaldı. 32 tane dişim var memnun. Hepsi de sapasağlam gözüküyor. Ağrıdan emin misin? Hah Melike. Bu Polonezköy'deki otel rezervasyonları tamamlandı. Sen de arayıp bir kontrol et istersen. Tanıştırayım. Memnun. Necmettin'in sağ kolu Teo'cum. Sol kolu, sağ kolu. Öyle mi? Memnun oldum. Dediğim gibi memnuncum. Dişlerin sapasağlam. Belki başının ağrısı dişine vuruyordur ha? Tamam yenge, o zaman başımın ağrısına bak. Olur mu öyle şey? Nörolog muyum ben? Ona başka bir doktor bakacak, tamam mı? Hadi güle güle. Hadi. Yok yok. Ben şurada ağrının geçmesini beklerim. Siz rahatınıza bakın. Olur mu canım öyle şey? Hastalarım gelecek benim. Kalk. Hadi. Tamam o zaman ben kaçayım. Güle güle. Ne yapıyorsun? Adamın yanında otel rezervasyonu falan demeler. Ay, canlandırmamıştır. Rahat ol Melike'cim ya. Yarın gideceğiz, öbür gün döneceğiz. Necmettin'in ruhu bile duymayacak. Vallahi her şey çok güzel olacak. Vay be. Kadındaki hıza bak be. Ulan Necmettin abime yapılır mı be bu? Puh, yazıklar olsun sana. Yengeymiş. Pardon, eks yenge. Lanet olsun sana. Yok yok, ben de gitmeliydim çiftliğe. Yağmur'la Melih'i baş başa bırakmamalıydım. Ay Ekrem ha. Yani sen ki yıllarca Rukiye ile kapışmış, onun bir tek lafının altında kalmamış adamsın. Ufacık bir kızın tek lafıyla yelkenli suya indirdin, gitmekten vazgeçtin. Ekrem? Ne o? Ne ufacık kızı? Yine çıtıravına mı çıktın? Rukiye, of. İşim var. Gitmem lazım. On yedinci cadde, No 5'e acil bir taksi istiyorum. Senin ağzından çıkanların kulağına böyle tıpa niyetine tıkarım bak. Sen oğlum ne dedin, duyuyor musun? Ne diyorsun lan sen?
Bende yalan olmaz patron. Ne duyduysam sana söyledim. İki gün iki gece tatile çıkıyorlar. Hem de baş başa. Oğlum sus lan, çıldıracağım. Duymak istemiyorum. Bak sus, konuşma bak. Memnun öldürürüm seni, konuşma şurada. Vallahi gayet mutlulardı. Adam her şeyi ayarlamış. Necmettin'in ruhu duymayacak dedi yengeye. Pardon, ex yengeye. Oğlum sus bak, senin kafanı yiyeyim. Sus artık, konuşma lan, sus. Ulan Melike, ben seni başıma taç yaptım. Sen gittin bana boynuz taktın ya. Benim buradan bir şekilde çıkmam lazım, kurtulmam lazım oğlum benim buradan. Burada elim kolum bağlı, böyle duramam yani. Çıldıracak gibi oluyorum, benim çıkmam lazım buradan. Boş ver be abi, başını yakmaya değmez. Bunların ardamarı çatlamış abi, yoldan çıkmışlar. Senin de kaderin bu. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun oğlum sen? Sana dedim ki yengen hakkında düzgün konuş dedim. Ne diyorsun lan sen? Kusura bakmayın. Abimin şekeri vardı birazcık. Önemli değil abi. Allah kurtarsın. Bu anın bir gün mutlaka geleceğini biliyordum, biliyor musun? Kendime güveniyorum diyorsun yani. Kendime değil, hislerime güveniyordum. Yani sana o kadar aşıktım ki. Bunun bir gün olacağından emindim. Peki, bana ne zaman aşık oldun? Söyledim ya Melek, ilk gördüğüm andan beri aşığım sana. Yani hatta doğduğumdan beri aşıkmışım da seni görünce öyle hatırlamış gibi oldum. Nasıl yani? Bilmiyorum. Ya daha önce böyle bir şey yaşamadım. Bilmiyorum o yüzden. Önceden hiç aşık olmadın mı yani? Peki sevgilim? Sevgilin de mi hiç olmadı? Ne? Ya bana yalan söyleme. Bütün hayatını yaşlılarla geçirmedin herhalde. Ne bileyim, üniversitede falan arkadaş ortamı mı olmuştur? Yani oldu tabii ama hiçbir şey yaşamadım. Hiç. 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 Yani neden inanmıyorsun ki, anlamadım. Ne bileyim yani, senin gibi bir adamın hayatında hiç kimse olmaması. Biraz tuhaf sanki. Bilmem, olmadı. Yani kıymetini mi bilmelik? Ya bak, benim gibi böyle elde yememiş bir adam bulmak çok zordu. Diyorsun. Diyorum. Peki, ilk beni mi öptün? İlk ve son. Nereye gidiyorsun? Ya buradaydık. Dur. İşte böyle Kara Basancığım. Acıma aşıklarını yalnız bırakmak için burada senin kafanı şişiriyorum. Kusura bakma. Tatlım. Teyze, senin burada ne işin var? Yağmur abi nerede? Yağmur abin dışarıda. Ben de eşeklere saman vermeye geldim. Oh. Yağmur abi, senin ne işin var burada? Şirin, sen gölete gitsene abicim. Konuşuyorum. Sen git biraz ördeklerin başını şişir, ha? Ne dersin? Gel konuş. Tamam. O zaman kimse yanıma gelmesin. Tamam, gelmeyiz. Söz. El kadar çocuğu da suç ortağı ettin ya, pes yani. Ne alakası var canım? Kendi gitmek istedi, gördün. Hem konuşacaklarımız yarım kaldı. Yo. Anlattın her şeyi. Yani tamam, ben anlattım da sen anlatmadın da. Söyle bakalım, hayatında biri oldu mu? Olmaz mı? 35-40 kişi oldu. Ne?
Neden? Olamaz mı? Yoksa sen benim geçmişimi mi kıskanıyorsun? Yok, kıskanmıyorum. Da bu kadar çapkın bir kız olduğunu bilmiyordum. Ya şaka yaptım, şaka. Sadece bir kişi vardı. O da bitti. Ne zaman bitti? Geçen sene bitti. Geçen sene. Niye bitti? Yürütemedik, ondan bitti. Yürümedi. Niye yürümedi ki? Kaç yaşındaydı, adı neydi, boyu kaçtı? Ya kaçtı. Tamam, bir dur. Bir sakin ol. Bir nefes al. Ne öyle sorgu memuru gibi? Yok, yok. Sorgu değil. Sorgudan değil. Muhabbet olsun dedim. Hmm. Sen bayağı benim eski sevgilimi kıskanıyorsun şu an. Ben mi? Evet, sen. Hayır, merak ettim. Kıskandın. Hayır, merak ettim. Sen kıskandın. Tamam, kıskandım. Kıskandım. Rahatladın mı? Ya benim kıskanç erkeğim. Sende biraz Sivaslılık var herhalde. Sivaslılık mı? Ne alaka ya? Ben seni çok kıskanıyorum Melike. Enişte benzetiyorsun beni. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Eşeklerin yanında olur mu Melike? Niye olmasın? biri geliyor galiba, ondan anladılar. Bakalım neredesiniz? Galiba buldum sizi. Ne yapıyorsunuz burada? Çalışıyoruz Ekrem Bey. Sen ne yapıyorsun o samanlarla filan? Buraları düzeltiyorum baba. Yalan söylemeyin. Bana sakın yalan söylemeyin. Ben gelince başka bir şey yapıyormuş gibi davranıyorsunuz değil mi? Ne yapıyordunuz? Çalışıyorduk Ekrem Bey, gerçekten. Şirin nerede? Şey dedi. Ördeklerle bir şey konuşacakmış da onların yanına gitti. Ha bir de torunumu başınızdan saldınız ha? Ne alakası var baba? Biz burada çalışıyoruz. Hem sen neden geldin? Kontrole mi geldin? Yok canım. Ne kontrol canım? Ben çiftliğe bakmaya geldim. Sonuçta damadımın çiftliği. O da olmayınca benim göz kulak olmam lazım. Onun için geldim. Yani kim giriyor, kim çıkıyor, kim nerede, kiminle ne yapıyor, bunları bilmem lazım, değil mi? Tabii ki. Haklısınız. Tamam. Sen işine bak hadi. Tabii ki. Hadi sen de benimle gel. Ben çalışıyorum burada baba. Kızım ne işin var? Beni delirtme. Zaten eline de yakışmıyor. Hadi yürü. Melek! Hadi dedim. Geldim baba, geldim. Melek. Geldim baba. Ne oluyor baba, ha? Sen anlatacaksın kızım. Niye, ne oluyormuş ki? Sen beni salak mı sanıyorsun? Ben her şeyin farkındayım. Görmüyor musun? Baba sen neden bahsediyorsun? Ben gerçekten seni şu an anlayamıyorum yani. Yağmur'la senden bahsediyorum. Yağmur'la ben. Yağmur. Yağmur ne alaka baba? Ne alaka? Melek, papağan gibi ne söylersem onu tekrarlamaktan vazgeç. O adamın sana aşık olduğunu herkes biliyor. Yağmur bana aşık. Ah baba, ne Yağmur bana? Ay baba. Melek, o adam herkesin önünde sana aşkını ilan etmedi mi? Etti, etti. Yağmur'la ben, evet. Yağmur'la ben. Evet, Yağmur'la sen. Biz kankayız. Yağmur öyle düşünmüyor ama.
Yağmur'un ne düşündüğü önemi yok ki baba. Ben kendimi biliyorum baba. Yani sen hiçbir şey hissetmiyorsun öyle mi? Yemin et. Valla baba. Sana yalan borcum mu var benim? Allah aşkına lütfen. Yemin et bana. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki Yağmur'dan hoşlanmıyorum ben. Oldu mu? İnandın mı? Sen o zaman düşünmeye devam et babacığım. Ben lavaboya gidiyorum. Adın gibi burayı garsonyer olarak kullanmaya çalışıyorsun ha? Ama yok Ekrem Bey. Ben senin kalemini öyle bir kıracağım ki sittin sene yerinden kalkamayacaksın. Ekrem! Ülke, ne yapıyorsun sen burada? Nerede? Hı? Nerede o kadın? Hangi kadın? Hadi be, oynaştığın kadın. Nerede diyorum sana? Ülkiye, ben hiçbir kadınla falan oynaşmıyorum. Hadi be, ben seni bilmez miyim? Söyle, nereye sakladın? Ha, nereye sakladın? Ya sen yine krize girdin, gözün döndü. Döndü, döndü tabii döndü. Ama senin de gözlerini yuvalarında dört döndürmezsem bana da Rukiye demesinler. Neredesin be sen? Ha, şırfıntı! Şırfıntı, çık çabuk, çık diyorum sana neredeysen. Ya Rukiye, ne yapıyorsun? Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Orada. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Biliyor musun Ekrem? Bir daha benim suratımı asla ama asla göremeyeceksin. Anne. Baba. Ne oluyor burada? Sen miydin? Evet, evet bendim. Sen ne zannettin ki? Ben şey sandıydım da yani. Ya ben sana kıyamam. Sen hala babamı deliler gibi kıskanıyorsun babamı. Ne gülüyorsun be? Allah Allah. Yani hiç de öyle düşündüğün gibi değil. Ben doğal olarak sinirlendim yani. Çok doğal yani sinirlenmem. Evet anneciğim çok haklısın. Ben o zaman sizi yalnız bırakayım, siz barışın. Bir dakika, bir dakika. Senin ne işin var burada? Ben... şey için buradayım. Ya anneciğim Şirin, ya Şirin'e kıyamadım. İlla buraya gelelim dedi. Babamın eşeklerini görmek istiyorum dedi. Onun için geldim yani. Hadi bye. Utandın mı? Bugün yapmamış olman ileride de yapmayacağını göstermiyor tabii. Ki. Hep böyle mi yaşayacağız Rukiye? Yani sen bana hiç güvenmeyecek misin? Lütfen. Ne olur bize bir şans daha ver. Hem kendini hem beni özgür bırak. O zaman sen de bana söz ver. Bir daha beni hayal kırıklığına uğratmayacaksın değil mi? Teyze, anneanne. Dede. Neredeler ya bunlar? Alo, biz geldik. Boşuna bağırma, evde kimse yok. Şuraya bak ya. Okuldan geliyoruz, bir karşılayanımız yok.
Yani insan bir gelir bir hoş geldiniz der, bir sırtımızdan çantamızı alır değil mi? Başlama sen de babam gibi. Babam ben bu evin direğiyim derken yanılmıyormuş bak. Direk bir yıkıldı, herkes çil yavrusu gibi dağıldı. Biz de batık gemide terk ettiler. Saçmalama ya. Depresyon moda bağladın iyice. Kızım ben kendimi çok terk edilmiş hissediyorum ya. Yağmur abinin dediklerini hatırlamıyor musun? Hayat devam ediyor. Üzülsek de, canımız çok dayansa bir şekilde toparlanmanın bir yolunu bulmalıyız. Söylemesi kolay. Ama ben çok dipteyim. Ne ders çalışasım, ne de birileriyle goy goy yapasım var. Madem diptesin, dağda dibe inmek ister misin? Belki ikimize de iyi gelir ha? Boşuna bağırma istersen, evde kimse yok. Oho! 2 dakika yalnız bıraktık, hemen bir yerlere gidiyorlar. Ya Ekrem amcayla Rukiye anne neyse de, o yerine kaya yok. Burada olmaları lazım da. Abi! Abla! Gelmemişler. Gelmemişler. Ya bir ara istersen ha? Değil mi? Belki gelirler yakında, buralardadırlar. Arıyorum. Kapalı. Ben bir de Oya'yı deneyim. Allah Allah. Oya'nın telefonu da kapalı. Bunlar nereye gitti ki böyle telefonları kapalı? Telefonları çekmiyordur belki. Yani telaş yapmış mı gelirler? Yok canım. Yani ikisinin birden telefonu çekmeyeceği bir yer neresi olabilir ki? Cehennemin dibi. Ne? Ne? Emin misin teyzeciğim? Hı hı. Şirin, sen nereden biliyorsun burayı abicim? Çünkü beni de bir kere buraya getirmek zorunda kalmışlardı. Zorunda kalmışlardı. O ne demek oluyor Şirin? Çünkü seni getirmeyeceğiz dediklerinde çığlık atmıştım. Bugün dedene yaptığın gibi. Hı hı. Seni küçük şantajcı seni. Neyse hadi girelim. Çok durmuyorum burada. İlk ben gireyim, siz girmeyin tamam mı? Ben bir girip bakayım ne? Çünkü cehennemin dibi burası yani sonuçta. Yok yok yok. Hayır. Seni yalnız göndermeyiz, beraber gireceğiz. Koruyucu meleğin olmadan nereye gidiyorsun akıllım? Evet, tabii ki gel. Evet. Selam gençler. Tut, çabuk tutarsın. Ne bağırıyorsunuz be? Hayvan kaçırdınız. Hem? Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Vallahi bizi boş ver de siz kimsiniz öyle? Ne yapıyorsunuz burada? Sen arkadaşım. Hem bizim mekanda alıp hem de hesap mı soruyorsun? Yok ya. Böyle yüzler falan boyalı ya. Merak ettim yani. Bir Türk atasözü der ki, bir insanın başına ne gelsin ya meraktan. Tamam, tamam. Biz bir akışa bakıp çıkacağız. Hayır, kapalı burası, size göre değil. Çıkın dışarı. Ya bir bakıp çıkacağız. Ben de hayır diyorum. Yakaladım kaçağı. Teyze bak, kediyi bulmuşlar. Siz ne yapacaksınız o kediyle? Amma soru sordunuz ha. Ne yapacaksak yapacağız. Mekan bizim, kedi bizim. Size ne? Yağmur. Bunlarda bir iş var. Birazdan buradan hiç güzel şeyler olmayacak. Ama çıkalım mı diyorsun? Ne çıkması? Ben de meleksem o kediyi onlara bırakmayacağım. O hayvanı kurtaracağım. Hadi, hadi çıkın dışarı. Sen bir ver onu bana, ondan sonra bakarız çıkıp çıkmayacağımıza. Bir ver. Daha çek elini kolunu, ne yapıyorsun? Melek bak, bunlar arkası fişmeye başladı. Şirin'i kaptıracağız diye korkuyorum. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz ha? Yok. Bugüne kadar sizin gibi kaç tanesinin kökünü kazıdım ben, haberiniz var mı sizin? Abi polis galiba, kaç. Durun! Durun dedim size. Yağmur, kediye bir şey yapacaklar. Hadi koş. Şirin tutun. Melek, ne yapıyor bunlar ya? Ayin mi bu? Koga dansına benziyor ama ayin de olabilir sanki. Ya koga ne? Bir tür dans işte. Yok 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 yok. Evet, bu dans falan değil, bak çocuğu dövüyorlar. Gel buraya, gel şuraya. Yağmur abi.
İyi misin oğlum ha? Senin dertlerin ne ya? Ne? Eya, iyisin değil mi? İyiyim. Oğlum utanmıyor musunuz ya? Çocuğu aranızı almışsınız. Okulda bunu mu öğretiyorlar? Ya bir dakika Yağmur abi, neden ya? Biz pogo yapıyoruz ya. Ne? Yani bana da öyle geldi ama sanki biraz abartmadınız mı? Yo, bence çok eğlenceli. Değil. Oğlum Amerikan futbolu gibi bir şey. Ya dur. Dur, dur. Ya siz onu bunu bırakın da nereden buldunuz burayı? Size ulaşamayınca merak ettik. Tabii ki buraya geldik o ya. Ya moralimiz bozulunca biraz stres atmak için geldik işte. Tamam hadi. Hey dur, toplanın hadi. Bunu anneniz gelince konuşacağız. Yağmur abi, evdekilere bir şey söylemesen. Ya tamam, haber vermeliydik, eşeklik ettik. Ama lütfen ya, aramızda kalsın. Peki tamam. Şuradaki kediyi ne yapacaksınız? Nasıl, sevdiniz mi grubumuzun maskotunu? Maskot mu? Evet, biz sahiplendik. Aramızda para toplayıp veteriner masrafları falan karşılıyoruz. Niye? Siz ne sanmıştınız ki? Tatlı kedi. Ha. Ay hadi siz de katılın. Bak bağımlılık yapıyor. Biz... Ya, bizden geç de olur. Yok. Hadi şimdi. Hele şimdi. Bitecek gibi görünmüyor bu. Gel. Hala çalışıyor musun? Hı hı. Ama bitecek gibi görünmüyor ki. Ya ben bu sınavı geçemeyeceğim herhalde. Boş ver. Yani geçemezsen ne olacak ki? Ne demek ne olacak Yağmur ya? Ben bütün planlarımı bu master programına göre yaptım. Bütün planlarını mı? Ben yokum herhalde o planlarında. Yani ben sınava başvurduğumda seni tanımıyordum ki. Artık tanıyorsun. Ne yani, vaz mı geçeyim? Bunu mu istiyorsun benden? Yok. Ya benim ne istediğimin bir önemi yok çok fazla. Sen istemiyorsun çünkü. Yağmur, ben bu sınavı kazanırsam eğer Avrupa'nın en prestijli üniversitelerinin birinde master yapabileceğim. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Bu çok önemli benim için. Anlıyorum. Çok sevindim senin adına. Sana iyi çalışmalar o zaman. Hayır. Niye hemen küsüyorsun bana? Hı? Bak, hem ben gidersem sen de benimle gelebilirsin ha? Nasıl geleyim Melek? Ha? Kolay mı o kadar gelmek? Bilmiyorum, bunu sonra düşünürüz. Bak Yağmur, biz birbirimizi sevdikten sonra inan bana, mesafelerin hiçbir önemi yok. Sen kararını vermişsin. Hayır, ben hiçbir şeyin kararını vermedim. Biz hissettiklerimizi güvendikten sonra engellerin hiçbir önemi yok ki. Hem merak etme, ben seni almadan hiçbir yere gitmem. Gidersin. Gidersin Melek. Günü gelince öyle bir gidersin ki. Ama böyle konuşarak beni gerçekten çok üzüyorsun Yağmur. Neyse, ben seni bölümüm güzelim. Geç çalışmalar. Küs müyüz? Küs mü? Ben sana küsemem ki Melek. Sadece seni kaybetmekten çok korkuyorum. Bak, beni üzmediğin sürece hiçbir zaman kaybetmezsin beni, tamam mı? Sen çalıştırırsın.
Efendim Selcan. Mehtap ne yapıyorsun? Hiç, evde oturuyorum öyle, sen? Yalnız mısın? Evet, niye, ne oldu ki? Hiç ya, merak ettim. Yarın bir planın var mı? Şimdilik bir şey yok. Bezirgan'la bir şeyler yaparız diye konuşmuştuk ama kesin bir plan yapmadık. Tamam, süper. Ben bir plan yaptım. Yarın hayırlı bir iş için bir yere gideceğiz. Hayırlı mı? Ne oldu Selcan, sana kız istemeye mi gidiyoruz? Hayır Mehtap ya, ne alakası var? Ay tamam, kızma. Şaka yaptım, şaka. Tamam tamam, yarın öğleden sonra buluşalım. Ben yeri mesaj atarım sana. Hoşça kal. Ay bu sefer neyin peşindesin acaba Selcan? Ay Deniz! Aa! Ne oldu? Uygunsuz bir zamanda mı geldin? Ay hayır, haber vermedin ya, ona şaşırdım. Gel. Oje var, dikkat et. Ya gel oturalım. Ne oldu, anlat, iyi geldi mi Çanakkale? İşte. Siz ne yaptınız yokluğumda? Aynı, her şey, herkes aynı. Herkes mi? Yağmur'la Melek sevgili olmadı mı? Yok, olmadı. Ya bırak Allah aşkına Mehtap. Yalan söyleme bana. Doğruyu söyle. Gerçekten bir delilik yapmayacağım bak. Ya Deniz, gerçekten bir şey bilmiyorum. Ya Melek bana öyle bir şey söylemedi. Ki onun ağzından duymadan da ben sana bir şey diyemem. Bak sen. Gerçekten olmadılar ha. Ay Deniz, şimdi geldin. Gerçekten şimdi geldin yani. Başlama hemen. Ya of, artık eski halimize dönebilir miyiz ya? Ben çok sıkıldım. Kime diyorum Deniz? Güzel. Demek sevgili olmadılar. Hadi bakalım. Ay yine başlıyoruz. Of. Canım, yavrum, bu çok az ya. Elini korkak alıştırma, bir valiz daha al. Şöyle güzel güzel git, bir tatil yap. Anne, ben tatile gitmiyorum, iş için gidiyorum. Niye kızıyorsun ya? Ben de diyorum ki işte, güzel güzel tatil yap, kafanı dinle, düşün, taşın, kararını ver yani. Anne, sen nereye varmaya çalışıyorsun? Neyin kararını vereceğim ben? Yavrum, sonuçta sen de bekar bir kadın sayılırsın artık. Yani eğlenmek senin de hakkın. Anne, ben bekar falan değilim. Kalmayacağım da. Ya hakim bizi boşamadı ki, sadece Necmettin'e ufak bir ceza verdi. Çok yakında da çıkacak benim kocam. Vallahi yani orası pek belli olmaz, ben sana söyleyeyim. Yani otobüs durağında tren bekleme derim yani. Yok ya. Sen böyle konuşup benim moralimi bozdukça ben hiçbir yere gitmiyorum. Aa, hayır, hayır. Gideceksin. Gideceksin efendim. Bak. Ben sana git dinlen diyorum. Kötü bir şey mi söylüyorum? Ben çocuklarına bakacağım diyorum sana ya. Aa, daha ne diyeyim yani? Ama benim içim hiç rahat değil anne. Necmettin ne yapıyordur şimdi kimdir? Ulan Melike. Bu bana yapılır mıydı kız ha? Neyini eksik ettim kız senin ha? Neyi mi beğenmedin de gittin o Toraman denen serseriye vardın ha Melike? Ya yeter ya, yeter ama ağladın be arkadaş. Küçücük koğuşta boğulacağız senin yüzünden. Çay çek, hararetini alır. Yani benim hararetim var ya, kızgın kumlarda senin çaylarda da dalsam benim hararetim falan geçmez. Ben bittim ya, vallahi bittim. Ya hele bir dur, dün bir bugün iki. Başlarda ben de senin gibiydim. Böyle zırıl zırıl ağlayıp durdum ama sonradan alıştım. Sen de alışırsın. Ya arkadaşım, ben alışamam. Hiçbir şeye falan alışmayacağım ben. Benim bir şekilde buradan kurtulmam. Bir yolunu bulup kurtulmam lazım burada. Benim de kurtulmam lazım.
Aslında bakarsan buradaki herkesin isteği yok. Ama mümkünatı yok. Hem köşke kurtuldun diyelim. Yarın bir gün bileziği takarlar koluna. Hop sonra tekrardan gene burada alırsın. Ya güzel kardeşim bak doğru diyorsun, hoş diyorsun da. Benim karım elden gidiyor, karım elden gidiyor diyorum ya karım, karım. Oho, ona da alışırsın. İnsanın canı başta biraz acıyor ama buraları falan da kaşınıyor. Sonra ona da alışırsın. Lan. Lan. Ne o başın falan, boynuzlu mu diyorsun, anlamadım. Ne biçim hareket lan o? Ha? Oğlum seni var da bayıldır bayıldır, tekrar diriltirim, tekrar bayıldırım, bir daha diriltmem bak. Ölümlerden ölüm beğenirsin kendine. Sıkıt dur lan! Hey, ne oluyor lan orada? Kendinize gelin. Canınızı okutmayın bana ha. Boşu boşuna. Abi yok öyle bir şey, biz arkadaşla konuşuyorduk öyle. Konuşma Hakkı, konuşma. Gece gece kafamı ütüleme. Abi sen çay, ben senin bir çay içeyim. Bana bak. Ne var lan? Senin de ne halin varsa gül. Ama bunu unutma, buradan çıkış mıkış yok. Dışarıda ne oluyorsa sen burada böyle bekleyeceksin. Ha, alışmam diyorsan alıştırırlar. Hey, hey. Bak dön. King Kong ya, King Kong nasıl var? Ben yokken çocuklar size emanet. Sakın gözünüzü üstlerinden ayırmayın, tamam mı? Hiç merak etmeyin Melike Hanım. Hepsi bana emanet. Gözünüz arkada kalmasın. İyi ki varsın Yağmurcuğum. Anneciğim, sen de benim yokluğumdan istifade edip çocuklarla enteresan aktiviteler düzenleme, olur mu? Aşk olsun Melike. Şimdiye kadar ne yaptım ayol? Anne, çocukların bütün arkadaşlarını eve toplayıp tereyağı yeme yarışması düzenleyen kimdi? Tamam Melike, tamam. Hadi artık. Gidin siz. Hadi. Çok yolunuz var. Melikeciğim, hadi geç kalıyoruz. Hadi. Tamam. Hadi. Seviyorum sizi. Hadi dikkat et kendine bir tanem. Çok eğlen, çok keyifli ol. Vallahi. Anne. Sen tereyağı yeme yarışması mı düzenledin yoksa? Çabuk söyle. Sen buraya gel. Buraya gel. Kaçma. Kaçma Yağmur, dedim sana. Yağmur. Yağmur. Haydi oğlum. Hayır abicim, hayır. Hem de büyük bir hayır. Kaç gündür arıyorum, sen benim telefonlarımı niye açmıyorsun? Seninle konuşmam gereken önemli bir şey var abi. Beni hiç bulaştırma oğlum lütfen, bak tamam. Oğlum ne bulaştırma ya? Daha ne diyeceğim biliyor musun da bulaştırma diyorsun? Oğlum sen neye bu kadar yükselsen arkasından saçma sapan bir şey çıkıyor. Yağmur, bak bunu söylediğine çok pişman olacaksın abicim. Yürü havuz başına geçiyoruz. Ya, kardeşim, su terapisi falan yapmayacağım, gel. Boğmayacağım bu sefer, gel. Sonunda Mehtap'ı kendime aşık etmenin yolunu buldum abicim. Yok ya, nasıl? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hep beraber müzayedeye gidiyoruz abicim. Müzayede de bir tane kütük satılıyor. O kütüğü ben böyle Mehtap'ın gözünün içine bakarak satın alıyorum Yağmur. Ve iş bitiyor. Kütük. Şaka mı yapıyorsun oğlum? Ha? Nerede kameralar? Ne şakası oğlum? Ne kamerası, ne diyorsun ya? Bak beni sinirlendirme Yağmur. Vallahi ayıp oluyor artık ha. Vallahi sana ayıp oluyor Sercan. Geçmişsin karşıma, Mehtap'ı kütükle tavlayacağım diyorsun. Şimdi bak, bu kütüğü açık artırmada satıyorlar, tamam mı? Oradan elde edilecek gelir de Yabani Hayvanları Koruma Derneği'ne başlayacaklar Yağmur. Hı ya. Bu ne biliyor musun? Doğadan geleni doğaya bağışlama şeysi Yağmur. Hem ne demişler? Erişkin bir Mehtap'ın kalbine giden yol Hayvanları Koruma Derneği'nden geçer. Ah be oğlum. Yani böyle entrikalarla uğraşacağına al Mehtap'ı karşına konuş. Seviyorum seni de, aşığım sana de, sen dersin. Abi diyene bak ya, diyene bak. Yağmur sen bunu söyleyebildin mi? Yapabildin mi sen bunu? Meleğin karşısına geçip ben sana aşığım, ben seni seviyorum diyebildin mi Yağmur? Ben en azından müzayedeye çağırıyorum Mehtap'ı. Eğer sen de bizim aşkımızın doğuşuna tanıklık etmek istiyorsan, tamam mı? Eğer sen benim kankamsan, geliyorsun bizle. Bir dakika yani, geliyoruz bizle. Yani Mehtap'ın haberi var. Geliyor yani. Tabii ki var oğlum. Yağmur'la Melek de geliyor dedim. İyi alt ettin oğlum. Neyse neyse, söylenmeyi bırak. Hadi git Melek'i çağır, gidiyoruz.
Vazgeçtim kardeşim. Ben seni bekleyemem. Ben kendim çağırırım. Durayım. Melek! 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 Yavaş yavaş. Tamam oğlum. Melek! Ya Mehtapçığım sen ne? Piknikte konuştuktan sonra hayvanlar için daha fazla ne yapabilirim diye düşündüm ki bu açık artırmaya rastladım. Harika oldu. Ya gerçekten çok iyi düşünmüşsün Selcan. Sonuçta herkesin elini taşın altına koyması lazım. Kesinlikle. Yani evet iyi fikir Selcan gerçekten ama başka şeyi satışa sunsalarmış keşke. Niye ki? Yani bence kütük harika bir fikir. Ay bence de bak düşünsene doğadan geleni doğaya gönderiyorlar. Çok iyi fikir. Ya bilemedim ki şimdi hayvanlar için ağacı kesip kütüğü satışa sunmak biraz garip geldi sanki. Yalnız ben hiç öyle düşünmedim. Doğru. Ya sen de bana hiçbir şey doğru düzgün anlatmadın ki bir anda peşine takıldım Sercan'ım ben de. Yok yok yok. Öyle bir şey yok ya. Bu şey bu. Yani ağaç falan kesilmiyor bunda. Bu şey bu hani doğa düşmanı insanlar var ya. Onlar bir tane ağacı susuz bırakmışlar. Bu o ağacın kütüğü yani. Tamam o zaman iyi. Güzel. Aferin. Tamam, tamam. Hatta bak şu an anlamlandı bu etkinlik. Ay aklında bin yaşa. Sağ ol, sağ ol. Yağmur, Mehtap. Selam. Hoş geldin. Hayırdır Bezi? Yekeceğim çağırdı, geldim. Ya aşkım geç kalacaksın sanıyordum ama tam vaktinde yetiştim. Biz de tam senden bahsediyorduk. Aa öyle mi? Ne diyordunuz? Kütük. Buyurun. Maşallah yüzünüzde güller açıyor. Deniz. Hayırdır Melek? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Tabii ki. Çok sevindim. Hoş geldiniz. Hoş buldum kanka. Nereye oturuyoruz? Bu masa, bu masa. Geçelim zaten, geç kalmayalım. Gel Mehtap'cığım, sen böyle oturacaksın. Tamam. Melek, pardon. Teşekkür ederim. Rica Yeter ulan. Dünden beri zır zır zır. Başım şişti. Karı gibi ağlayacağına kalk Çayko. Lan. Bak ne biçim karı gibi falan var. Ne diyorsun sen? Yapma sonra mı ben senin dedikleri? He sen benimle tanışmak istiyorsun ha? Anladım. Dur abi. Abi. Bırakın lan. Rahat. Dur. Otur lan sen de. Ne? Tanışalım. Ama benle tanışanlar çok fazla yaşamıyor. Aslan parçası. Abi gel bir çay koyayım sana ben gel. Otur lan sen. Otur lan. Koğuşun yeni gelini çayı koyacak. Bundan sonra her sabah kalkacaksın. Tek 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 kahvaltıyı hazırlayacaksın. En sonra sen yatacaksın. En önce sen kalkacaksın. En son yemeği sen yiyeceksin. 5 dakikan var. Ulan ne yapıyorsun lan? Oğlum, gel şuraya. Kaşıma şunu. Ne istiyorsa yap gitsin. Ne komayacak? Komak zorunda benim. Kendine koşsun. Ben onun kölesi miyim? Ne biçim laf şey o? Birader senin iyiliğin için. Bu Cengiz var ya. Adamın gözünün yaşına bakmaz komaya sokar. Hastaneye yatmaya mı gelsin? Hastane mi? Nasıl lan şimdi beni o döverse falan bir şey yaparsa bana ben direkt hastane böyle halka açık hastaneye falan mı yatıyorum?
Manyak mısın nesin ya? Ulan hastaneye yatarsam kesin yırtarım ha. Hadi bakalım. Allah'ım size yardım et. Selamünaleyküm ağalar. Ne yapıyorsunuz ya? Boncuk mu diziyorsunuz? Vallahi strese bile bile çok iyi gelir yani, bravo. Ya, ama en güzel boncuğu da bu Boncuk Cengiz diziyor ha. Maşallah çok güzelmiş, rengarenk. Ne dedin? Şey lan bak, bundan sana güzel bir gerdanlık yapayım bak. Kocaman senin boynun öküz boynu gibi ya, anca dolanır bu sana. Bana mı dedin? Ha, sana. Hey! Oturun lan! Oturun lan! Oturun! Gel lan gel. Şöyle oğlum hani tanışacaktık, oraya koydun totonu, kaçtın lan ha? Çok güzelmiş saçların şöyle vallahi Antonio Banderas gibi adamsın ha. Şöyle alsa yanaklara bak ya. Löp 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 löp. Değerli konuklarımız, doğadan gelen doğaya dönsün projesi kapsamında bugün burada bulunmamıza neden olan bu manevi değerin, şu eşsiz kütüğün satışını başlatıyorum. Başlangıç fiyatımız 1.000 liradır. Var mı artıran? 5.000. 6.000. 8.000. 10.000. Ya? Kim o? 20.000. 20.000 geldi. Var mı artıran? Satıyorum. Satıyorum. Sat. Sat. 30.000. Var mı artıran? 30.000 geldi. 40.000. Para var. 40.000 geldi. Satıyorum. Satıyorum. Sat. 50.000. 50.000 geldi. Var mı artıran? Satıyorum. Satmak üzereyim. Satacağım. 70.000. Ve çok cömert bir teklif geldi beyefendiden. 70.000 veriyor. Var mı artıran? Satıyorum. 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 80.000. 80.000 satıyorum. Aşkım. Satıyorum. Çok az kaldı. Satmak üzereyim. Yüz bin. Yüz bin. Satıyorum. Sattım. Güzel. Güzel. Biraz fazla abartmadılar mı sence? Biraz mı? Of çok fena, bu nedir bu? Acı çekilecek gibi değil yani. Dayanılacak gibi değil yani. Çok kötü ya. Bütün yüzümü uyuşturdu yani. Felç falan oldum herhalde. Hiç hissetmiyorum. Çenem benim hiç hissetmiyorum. Yine batırsanız hissetmiyorum. Felç oldum herhalde ben. Yok canım, şişlikler dışında önemli bir şey yok neyse ki. Bir iki güne kalmaz toparlanırsınız. Ya ben inanmıyorum ama ben sadece müsaade etseniz bir aynada kendime yüzüme baksam rahatlarım yani. Bir lavaboya kadar gidip geleyim ben. Olmaz, buna müsaade edemem maalesef. Evet, Necmettin Çekilmez. Taburcu olabilirsiniz. Çok geçmiş olsun.
Oh, of ya, şu an nasıl saplandı? Demin de böyle bir yokladıydı. Tam böyle böğrüme girdi bir şey. Ben çok pisli ayakkabı, King Kong gibi bir şey benim üstümde tepindi orada. Yani kesin kaburgalarımdan bir tanesi ya da birkaç tanesi kırıldı yani. Hissediyorum, içimde batıyor. Muayenede kırığı rastlamadık ama. Ama yani üstün körü öyle bir mıncıklayarak muayene olur mu yani? Bir şeylerin içine girmem lazım, makine falan. Benim kaburgam kırıldı, sesi çıtatank diye böyle bütün duyuldu. Herkes duydu, çıt diye ses içine doğru kırıldı herhalde. Kırıldı, çok kötü yani. Peki, tamam. Ne olur ne olmaz. Röntgeni alalım. Tamam, canım. Bak röntgeni alacak abi. Demirlerle giremem. Bu demirleri bir açarsan röntgeni kesin, kesin çıkacak yani. Oğlum açsana. Şey canım, hadi. 10 saatte çok yavaşlar ya. Açtım, sağ ol. Ay 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 ay. Radyasyondan dolayı sizi içeri alamıyoruz, dışarıya lütfen. Allah muhafaza, bu radyasyon çok tehlikeli bak. Alnınızın ortasında bir gözünüz falan da çıkın hadi. Çıkın da canınızı koruyun hadi. Oh. Necmettin Bey, şöyle paravanın arkasını alalım. Hazır olunca biz sizi çağıracağız. Tamam, kemiklerim kırılıyor, dökülüyor. Oh, kemiklerim oluyor. Ulan ben buradan nasıl çıkacağım ya? Of. Ulan boşu boşuna dayak yedik herhalde. Bak hayatta çıkacak yer yok burada. Havalandırma, havalandırma diyor. Nasıl bir yer burası arkadaş ya? Pencereden çıksa herkes aşağıda. Allah Allah, o ne? Ne? Canım. Ah. Ulan vallahi adam mum ya. Tövbe tövbe. Canım, ne bu? Ah, yaşıyor. Yaşayan mumya ya. Geçmiş olsun abi. Ya sizi firavun mu, sardı, sarmaladı böyle. Kusura bakma. İlk defa böyle canlı şey gördüm ya, firavun diyorum. Mumya gördüm ilk defa. Şey gibi olmuşum. Poşet sallama çay gibi kızgın suya mı soktular? Kusura bakma. Tamam, tamam. Kusura bakma. Tamam, tamam. Çıkacağım acaba dışarı. Allah buldum, nasıl çıkacağım? Kardeş biliyorum acın çok büyük ama inan bana benim acım senden daha büyük bak. Oh, sen benim çıkış biletimsin. Bak söz veriyorum sana, bütün masraflarım benim, tamam mı? Hadi güzel mumyam ben. Necmettin, çekinmez, sizi bekliyoruz, hadi.
beni Melik. İhanetin bedelini ödeteceğim sana Melik. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Serci, sana su getirdim kardeşim. Soğuk soğuk, buyur. Sağ ol. Ay Bezirgen, niye öyle diyorsun? Ay Sercan gayet anlamlı bir şey yaptı bence. Aşkım yaptı, yaptı tamam da ben olmasam sadece 20.000 lira veriyordum. Aa evet, Sercan'ın cömert bağışında kesinlikle Bezirgen'in payı çok büyük. Yani sonuç olarak bir sürü hayvanın hayatını kurtardın Sercan. Tebrik ederim seni. Ne demek Melek? Yani hayvanlara yardım eli uzatmak benim görevim. Hatta varoluş sebebim. Ay bir şey değil mi? Ben Sercan'ın bu kadar hayvansever olduğunu bilmiyordum yani. Vallahi ben de bilmiyordum. Ya ben o kadar hayvan severim ki yani şu anda kendimi adeta böyle evladını ayıran bir baba gibi hissediyorum gerçekten. Niye? Çünkü bu müzayede yaban hayvanları içinde. E peki ya barınakları terk edilmiş olan hayvanlar ne olacak? Onların boynu bükük kalmaya devam edecek ya. Kıyamıyorum hiç onlara. Çok 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 doğru söylüyorsun Sercan. Ben özellikle sokak hayvanları için o kadar üzülüyorum ki. Kozmetik firmaların deneylerde kullandığı hayvanlar konusuna hiç girmek istemiyorum. Şu an beni çok sinirlendiriyor. Of evet, o konu insanın inanılmaz yüreğini dağılıyor ya. Ya benim elimde olsa hepsini teker teker kurtaracağım ama... ya inanır mısınız, her gece rüyalarıma giriyorlar. Mehtap, sen denek hayvanları konusunda bu kadar çok mu üzülüyorsun? Tabii ki Sercan, sen üzülmüyor musun ki? Üzülmek ne kelime, ben hırpalanıyorum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Madem hepiniz bu konuda bu kadar hassassınız... o zaman akşam için benden haber bekleyin. Ne yapacağız ki? Operasyonun detayları belli olduğu zaman ben size haber vereceğim. Ya ne operasyonu, başımıza iş açacaksın ya? Oğlum sen korkuyorsan eğer gelmezsin, olur biter. Ya ne korkması? Hem ben sevgilimi yalnız bırakmam. Değil mi aşkım? Öyle tabii. Tamam. Mehtap, bir saat sonra sizde buluşuyoruz. Acaba yine neyin peşindesin? Lan memnun. Ne kıyak adamsın Hasan. Aferin, aferin. İyi yere kapak atmışsın. Sen memnun ne sandın? Boşuna Kayseri'den buralara gelmedim. İstanbul'u da yeneceğim, bu çiftliği de alacağım. Habarı, ufak at da cüzdüler yesin lan. Hiç de bile değil. Artık bu çiftlik benden soruluyor. Şş, bana bak. Ucuz diye eşek eti yedirmiyor bize inşallah. Arabasan mı lan o? Ha? Kimsiniz lan siz? Gel patron gel. Kaynanan seni seviyormuş. Biz de mağara... Eyüzü binlerim şeytan reçim. Patron! Patron ya patron. Allah senin karaltını kaldırsın lan. Ha? Bu ne kepazelik memnun? Sana çiftliği emanet ettik. Bu mu lan hayvan? Selamünaleyküm. Aleyküm selam da. Oğlum siz ne ayaksınız? Çık lan dışarı. Çık. El hayvan. Çık, ekmeği ver lan. Ver lan ekmeği, çıkın dışarı. Abi, açıklayabilirim. Vallahi kötü bir niyetim yoktu. Senin haline o kadar üzüldüm ki biraz kafamı dağıtayım dedim. Oğlum ben dağıtırım senin kafanı. Senin kafanı yorma lan. Gör lan bunu. Ben senin kafanı dağıtırım lan. Oğlum yaşamadığım şey kalmadı lan benim. Hapisten açayım diye dayak yedirttim kendimi. Ben ağzımı burnumu kırdılar. Hastaneye gittim, oradan kurtulayım diye bin bir türlü şey geldi. Başıma mumyalar falan oldum. Sırf o tarafları geberteyim, öldüreyim diye. Ama sana kısmetmiş memnun. Kelime-i şehadet getir lan. Oh, kara kaçak. Oğlum bak, koştum arkana. Gel lan buraya. Gel şuraya bak, koşamıyorum. Gel lan buraya. Seni öldüreceğim lan. Dinliyorum sana. Beni öldüremezsin abi. Şu an ben seni öldürüyorum be lan. Abi, öldüremezsin. Ben öldürsem yengeyle o adamın gitti oteli sana kim gösterecek? Doğru diyorsun lan. Gel lan buraya. Beni çabuk o otele götür lan. Melike'nin yanından götür beni çabuk hadi. Oo, orası kolay. Bana bak lan. Bir de bana böyle elbise melbise neyin bir şeyler vur böyle. Mumya gibi geziyorum. Beni alacaklar, müzeye kapatacaklar. Abicim o da kolay. Sana bir de araba yaptık mı tamam.
Doğru lan, araba da lazım. Bana bak lan. Kimsenin böyle araştırmayacağı, böyle anlamayacağı, böyle fark edilmeyecek bir araba lazım bana. Nasıl? Beğendin değil mi abi? Bizim amcaoğlunun kamyoneti. Normalde kimseye vermez. Şanslısın bu. Bayıldım ya vallahi. Allah razı olsun. Kimsenin böyle buraya bakmak aklına gelmez değil mi? Aferin ya. Abi sen hiç merak etme. Karpuzların içinde seni kimse bulamaz. Oğlum kapat seni. Şu kapılar mapalar kapat. Gidek artık. Bayılacağım burada hadi. Gidek gidek diyorsun da abi. Suyla çalışmıyor ki. Karayı göreyim. Ateşle. Ya memnunum, senin gerçekten yatacak yerin yok ha. Oğlum elimi cebime sokamıyorum. Hareket edemiyorum burada. Şunu al arasındakini. Oğlum öbürünü ver arasındakini. Abi olur mu? O da nakliye parası. Bak cezanı versin. Kapat hadi, kapat. Neden? Buyurun efendim. Salamet. Canım. Ay ya Sercan'ın planı ne acaba? Çok merak ediyorum ben. Ben de ya, adam bildiğin gizem yarattı. Ya o adamın gizeminden, planından ne olacak? Gözünüzü seveyim ya. Ya o adamın aklına uyup iş yapıyorsunuz. Size de inanmıyorum ha. Aa, neden yapamayacağız ki? Yani söz konusu işkence gören hayvanların özgürleşmesiyse herkesle işbirliği yaparız bence. Yani aslında ben de biraz tedirgin olmadım değil. Görüyor musun? Bak adamın en yakın arkadaşı ya. En yakın arkadaşı. En yakın arkadaşı bile adama güvenmiyor. Biz niye adama güvenelim ki? Ya görürsünüz bak, şuraya yazıyorum. O hiçbir şey yapamaz. Ay geldi, geldi, geldi. Bu ne ya? İnanamıyorum. Yuh Sercan, yuh. Bence de yuh. nasıl buldunuz? Esas sen nasıl buldun? Yani böyle bir jipi nereden nasıl buldun? Ha bunu mu diyorsun? Ya bu ne ki? Bu benim babamın koleksiyonundan küçük. Çok küçük bir parça, Yağmur bilir. Oğlum savaşa mı gidiyoruz ya? Bu ne? Evet oğlum, savaşa gidiyoruz. Bunlar da ekipmanlar kardeşim. Ne var onların içinde? Bir savaşta olması gereken her şey bunların içinde mevcut. Savaş mı? Arkadaşlar biraz abartmadık mı ya? Yo hayır, abartmadık. Bu düzene son vermek için gerekirse kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Evet. Gidelim ve hayvanlara işkence yapmanın ne demek olduğunu gösterelim. Biz de onları kobay farelerine çevirelim. İşte bu. Yürüyün. Sempozyumu duyunca balayını da aradan çıkarmak için bu oteli ayarladık biz de. Bir taşta iki kuş anlayacağın şekerim. Kocam olmadan tek bir gün bile geçirmek istemiyorum artık. Tebrikler. Bir yastıkta kocayın mı deniyordu? Ne deniyordu ona? Allah ayırmasın. Sağ ol canım. Amin.
Sahi sen niye getirmedin kocanın yanına? Siz de ne güzel tatil aradan çıkarırdınız mis gibi. Biz çıkarttık aradan mis gibi. O yüzden. Onun kocası şeye girdi. Hapse. Aa doğru. Ben unuttum onu. Ondan bu seminerde böyle tavanla izleyip durdu. İyi yine gelebildi. Biz olsak dışarıya çıkamayız. Neyse utandırmayalım kızı şimdi. Pardon. Neden utanacakmışım ki? Benim eşim utanılacak bir şey yapmadı. Çok yakında da çıkacak cezaevinden. Ben sizi ilk televizyonda gördüğümde şok oldum. Niye canım? Kamera şakası falan sandım gerçekten. Ya geçmiş olsun mu deniyordu? Ne deniyordu ona? Allah kurtarsın diyorlar ama sen ne istiyorsan onu de bence. Sahi neden girdi hapse? Tarihi eser kaçakçılığındanmış. Aa! Yok canım olur mu öyle şey? Kara para aklamaktan girdi için. Tatlım ben yanlış hatırlamıyorsam Çeksenet mafyası olmuş diye okudum gazeteden ama. Yanlış hatırlıyorsun tatlım. Hepiniz yanlış hatırlıyorsunuz. Sadece ve sadece sahte parayla yakalandığı için girdi içeri. Hakikaten utanılacak bir şey yapmamış. Biz de çok fena işleri karıştı sandık bir an. Tabii canım. Senin sahte para dediğin şey oyuncak paralardan bahsediyorsun herhalde. Geçenlerde benim oğlan o paralarla markete gitmiş çikolata falan almaya kalkmış. Ama Allah'tan 5 yaşında. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Teo neredesin? Ne o canım? Teo'ya mı gidiyorsun? Evet canım. Olamaz mı? Yok, olabilir. Neden olmasın ki? Her şey mümkün bu hayatta. Daha dün bir bugün iki. Hemen Teo'nun yanında aldı soluğu. Görüyor musunuz? Çok oda var ya. Arım mı arıyorum, samanlıkta inle mi arıyorum belli değil ya. Ulan bu kadar odaya girilip de tek tek nasıl bakacağım ben bu odalara? Allah. Mesut. Sıplı Mesut. Ressam herhalde ya. Allah'ım yardım et bana. Hemen mi ya? Bu kadar bir insan. Hemen yardım geldi. Thank you.
Niye temizlemiyorsun? Sağ olun. Ha, dağınık, dağınık seviyorlarmış. Öyle işte şey yaptılar, dağınık dediler. Sen yenisin galiba. Daha önce hiç görmedim. Yepyenim, yeniyim ben de, yeniyim. Yeni geldim ben de, başladım. Ama gözüm sanki bir yerden ısırıyor seni. Siman çok tanıdık geldi. Yok ya, insanlar insanlara benzerdirler yani. Yok, şey yapma. Adın neydi senin? İskender. İskender benim adım. Tamam, neyse. Bu odalar teker teker temizlenecek. Kaytarmak yok. Gözüm üzerinde İskender. Yok, oldu. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay. Odalar temizledim, hala bunları bulamadım. Bayılacağım buralarda. Harikasın ya. Vallahi da Turan'ın sesi ha. Ulan şimdi buldum sizi. Sen suyu doldur, geliyorum yanına şimdi. Ulan ben o doldurdum suyu da boğmaz mıyım seni ben suda? Oğlum hapiste deli var ya, mezarda bile olsam seni gebertme! Yine çıkar gelirim lan! Ne yapıyorsun şu an sen? Sus, seni öldüreceğim bu sefer! Ben zaten bittim oğlum, beni bitirdin lan! Hayatımı elimden aldın lan! Zaten dönüp dolaşacağım bir hapishane! Bari seni öldürüp canını alıp geri döneyim oraya! Dön lan! Nasip ol! Gel lan buraya! Melike! Melike çıkın dışarı! İçeride olduğunu biliyorum, Melike çık! Sakın açma! Bak ol! Sana ödürüm ben burada! Aç kız! Aç! 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 Melike! Ulan benim gibi adama yapılır mı ya? Neşmettin ona! Neşmettin bana yapılır mı kız bu? Neden? Lan kimsin sen? Manyak! Oğlum nerede lan karın? Ne yaptın lan Melike? Teoman kim bu adam? Ne istiyor bizden? Gelinin ruh hastasının bildiği işte. Oğlum, kızım, oğlum bak. Nerede lan karım? Ne yaptı lan karıma? Ne yaptı karıma lan? Adam öldürüyorlar yardımı. Adam mısın lan sen lan lan? Adam mısın sen? Adam mısın lan? Adam mısın sen? Nerede lan karım? Ben ülke! Ne işbettin? Ne işbettin senin? Burada ne işin var? Oğlum, hanımım geldi. Hanımım geldi şey. Melike! Aşkım! Senin için geldim Melike'm! Aşkım! Hiçbir şey söyleme Melike. Sadece sarıl şu an. Lütfen sadece sarıl. Necmettin! Melike! Toroman denenle bir münasebetin oldu mu olmadı mı? Saçmalama Necmettin, ben yapar mıyım öyle bir şey? Tamam. Canım karım benim, canım! Canım karım benim! Aşkım ne oldu sana? Tamam, artık gönül rahatlığıyla geri dönebilirim. Nereye? Geldiğim yere. Canım bir telefon alabilir miyim ya, kusura bakmasın. Çok kısa konuşacağım. Zaten çok uzun konuşmayacağım. Ha, hayır kolay gelsin, iyi çalışmalar olsun. Çok azılı bir firari hakkında bir ihbarda bulunacaktım da. Firar mı ettin? Hanımım, hanımım o, yandaki hanımım. Necmettin. Melike tamam dur.
gideyim. Ben de gideceğim. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Canım kocam benim. Necmettin, sen ne ettin? Şimdi sana daha çok ceza verecekler. Hiç çıkartmayacaklar içeriden. Ya Melike, ben zaten senin kalbine hapsolmuşum. Varsın olsun, uzatsın. Hiç umurumda da cezan falan. Benim tek kafamdaki, ben çıkana kadar beni beklemeye söz ver. O nasıl söz Necmettin? Ben seni ölene kadar beklerim. Ama ne olur sen de bana söz ver. Bir daha öyle kendini dövdürmek, hapisten kaçmak falan yok. Tamam mı aşkım? Memur bey, ben bu hapishanede kaç gününe hiç güvenmiyorum. Bunu mümkünse al kadroza falan kapatın. Anahtarını denize atın. Kapısına ejderha koyabiliyorsanız koyun. Ne olur lütfen. Teo, abartma istersen. Oğlum bak, burada ejderha alırım, ağzımdan çıkan ateşle yakarım seni. Ben zaten yanmışım bak ha. Gevşek gibi misin, konuşma sen. Yapma. Yalan mı ya? Yapma. Hadi yürü hadi, yürü. Ne olur yapma. Üstüne bir şey giyin lan. Barnoz da duruyor, barnoz da ne iş var burada? Seni seviyorum. Ben de seviyorum da üstüne bir şey giysin o. Ne olur sorun çıkartma lütfen. Ama üstünü giyin lan. Sana üstünü. Seni seviyorum. Ne ettin? Seni seviyorum. Ne ettin? Sana Necmettin. Necmettin çekilmesin. Ne var, ne bakıyorsunuz? Necmettin. Ne ettin? Ne? Hala bakıyor ya. Ne ettin? Necmettin. Sercan, ne yapıyoruz biz ya? Oğlum sana dedim ya, operasyona gidiyoruz. Ama bu hayatınızın en büyük operasyonu olacak. Oğlum deli misin ya? Böyle hırsız gibi giyindik, ne bileyim yüzümüzü gözümüzü boyadık sabahın bir vaktinde. Olacak iş mi bu? Ya şimdi kanka, o konuda haklısın. Yani akşam olsaydı da suratımızı boyasaydık daha iyi olurdu. Ya şimdi birileri bizi ihbar edecek ya. Bezirken korktuysan in sen, biz gideriz. Aşkım ben kendim için demiyorum, senin için diyorum ya. Aşkım benim hayatım böyle eylemlerle geçti. Benim için korkmana gerek yok senin. Ama bu kadar büyüğüne hiç kalkışmamıştık şimdiye kadar. Ben açıkçası çok heyecanlandım. Bu ne be? Ne o? Ay bu ne? Fünye mi bu? Fünye, fünye. Ay gerçekten çok büyük bir operasyon bu. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Bizim başımızı belaya mı sokacaksın? Senin kellen işliyor mu? Benim kellem var ya kellem. Neye işliyor biliyor musun? Canlıların özgürlüğüne işliyor. Ama kardeşim eğer sen korkuyorsan hemen şurada çekeyim, sağ in. Hı. Ya bak benim sinirlerimi bozma. Oğlum seni doğduğuna pişman ederim. Şu cipten indiririm. Durun, durun ya. Kavga etmeyin. İşimize odaklanalım biraz. Sercan, planımız ne? Nasıl mekana gireceğiz, ne yapacağız? Şimdi hepiniz sakin olun, tamam mı? Ben bütün planı yaptım. Ama sizden bir isteğim olacak. Biz planı uygularken eğer ki benim başıma bir şey gelirse... ...siz bu görevi tamamlayacaksınız. Ya Sercan öyle şeyler söyleme. Yok yok öyle. Söylemem lazım öyle şeyler. Bana bir şey olsa devam edeceksiniz. Çünkü gidip de dönmemek var, dönüp de görmemek var. Hayır yok öyle bir şey. Sonuçta anca beraber kanca beraber değil mi? Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Aynen. Kanka. Gaza bas biraz olur. Gazlıyorum kardeşim. Babanın çiftliği değil mi oğlum? Orasını karıştırma oğlum sen. Kapıda tavuk çiftliği yazıyor. Evet Melek. Yani şimdi ne yazsalardı? Kobay hayvanlarının işkencehanesi mi yazsalardı Melekciğim ya? O yüzden şey yapmışlar, buraya böyle çiftlik süsü vermişler. Çakal bunlar. Ya bu bizi tavuk çiftliğine getirmiş ya. Böyle giyindik bir de başımıza iş alacağız. Yürüyün gidelim ya. Bezi, sen ne demek istiyorsun? Yani tavukların özgürlük hakkı yok mu kardeşim? Ay orası öyle de bizim sonuçta hani eylem amacımız kobay hayvanlarıydı ya, o yüzden. Olsun olsun. Hadi girelim, uzatmayalım, hadi bakalım. Ya dur, bizi bu şekilde fark etmezler mi? İçeride görevliler vardır şimdi. Hayır tabii ki. Yoldaşınız Sercan her şeyi düşündü. Kroki. Mehtap, tut bakalım. İşte burası tam olarak bulunduğumuz yer. Ve bu saatte burada kimse yok. Sercan sen Kroki'yi nereden buldun ki? Bir yoldaş işi uğruna her şeyi yapar, her şeyi hazırlar. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi şöyle yapıyoruz. Deniz,
sen en arkada kalıyorsun, tamam mı? Yağmur, sen de bize gözcülük yapacaksın kardeşim. Ben de en önde kızları koruyacağım. Bizi, sen ne yaparsan yap. Şey, yok Yağmur bence bizi korur değil mi Yağmur? Ne? Bu ekibin lideri benim. Eğer burada birisine bir şey olacaksa bana olacak. Tabii canım. Babanın çiftliği nasıl olsa. Aynen öyle. Şimdi buraya babamızın çiftliği gibi giriyoruz. Gel Mehtap, girelim. Şunlara bakın ya, ne kadar tatlılar değil mi? Ya evet, kıyamam. Bakın bakın şimdi ne yapacağım bak. Pardon Mehtapçığım. Özgürlük! 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 Abi çok tatlılar gerçekten ya. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız Umar işte? Hepsini serbest bırakacağız. Evet, salacağız. Gidecekler ya. Hadi hadi. Hadi o zaman aç kapıyı, aç. Hadi çıkın. Çık. Gelin hadi ya. Dikkat et Ezmi. Oğlum uzak çıkmıyor ha. Hallerinden memnun lan. Oho. Ya abi ben size demedim mi yakalanacağız diye ya. Tamam arkadaşlar, sakin olun. Haklıyız, kazanacağız. Sercan, kazanırız da önce kaçalım abi, hadi. Kaçalım. Hadi 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 hadi. Hadi. Kaldır elleri, kaldır. Yat yere, yat yat. Çok erken bitti. Evet. Bit ya. Hocam ben senin yapacağın işin var ya. Tavuklara özgürlük! 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 Evin reisini karşılamak yok mu acaba ha? Babanız hapisten çıktı, çekilmezler. Özgürlüğüne kavuştu, özgürlüğüne. Evin reisi döndü, direği döndü ya. Necmen geri döndü. Kim bu? Niye duymadı bu aynı sesi? Yavaş ya. Çocuk uyanacak. Niye ya? Çocuklarımı doyasıya şöyle sarılmayayım mı? Kucaklamayayım mı çocuklarımı? Sarıl ama. Sessiz sarıl damat. Çocuk uyanacak. Çocuk mu? Ne o ya? Kimin çocuğu o ki? Torunum benim, torunum. Ana, torun mu? Allah Allah. Allah bana da nasip edecek. Ne tuttu ama? Kimi tuttu? Ne tuttu? Ne torunu o ya böyle? Melike'nin çocuğu torunum oluyor tabii. Melike mi? Olur mu canım? Biz hapisteyken falan hiç böyle... Bizi yanaştırmadılar bize. Bir eli mi değmedi eli? Köprülerin altından çok sular geçti damat. Yani eks damat. Oğlum baba doğru değil de... Gerçekten şu anda herkesin ortasında eks ederim kendimi. Eks olurum burada ben. Ya öyle işte. Necmettin, aşkım çıktın mı? Niye haber vermedin? Karşıla artık canım, kocam çok özledim. Efendim bırakır mısınız hanımefendi? Neden? Ne yapıyorsun sen Melike? Senin bir anan da şey dedi, çocuk falan başkalarıyla şey yap, kız yoksa gittin torabanla falan mı oldun benim? Bu kadar çabuk nasıl birinin başkasıyla oldun? Aşkım saçmalama, yok öyle bir şey. Nasıl yok? Şey torunu var orada. Kimin çocuğu o? Kaya'nın çocuğu olacak hali yok ya. Kimin o? Anne aşk olsun sana. Korkma.
Yok annem. Necmettin. Bir sus. Ya anne, hapisten yeni çıkmış adama böyle şaka yapılır mı? Ay Melike ya. Biliyor musun? Bu Necmettin'e takılmadan duramıyorum yani. Sen yokken çok canım sıkıldı lan. Kızım işte can çıkar, huy çıkmaz. Damat sen de çok saf türküsün. Hemen inandın ha. Ya siz nasıl bir aile? Neyin içindeyim ben? Lütfen şu anda ambole oldum. Ben gerçekten mi bak? Benim üstüme bir gül mü koklandı? Varsa söyle ilerleme. Torunun ne o? Torra mı ismi? Ne o? Ay Necmettin yeter. Bak bugüne kadar kalbimdeki ve hayatımdaki tek erkek sendin. Hep de öyle kalacaksın. Ya öyle şaka mı olur? Eksi oluyordum valla. Melike kim? Çocuk kimin o zaman öyle, o çocuk öyle? Bizim abi. Neyi sizin lan? Artık ya oğlum hangi aladın gidiyorsun lan? Nasıl bir hız bu? Nedir bu ya? Vay arkadaş ya. Ulan gambersiz düğün mü olur yani? Niye benim haberim yok? Ya enişte sen içerideyken düğün yapamazdık ki. Yakışkanmazsın. Yazık bu senin kardeş çok saftır. Bedavaya gitti değil mi? hazır herkes buradayken bizim size bir haberimiz var. He. Ayrılıyoruz mu lan? Kısmeti ikincisi de pek yakında. Yağsa üstüme.